Ama Şuara suresi 42. ayetinde Allah Azze ve Celle'hu ne buyuruyor? İnsanlara, zulmedenlere ve yeryüzünde zorbalık yapanlara yol yoktur. Onlara alem dolu azap vardır. Sadakallahu'l-azim. Sadakallahu'l-azim. İşte bak, Allah Azze ve Celle'hu zulmedenlere, zulüm edenlere işte mesaj vardır. İnsanlara, zulmedenlere ve yeryüzünde zorbalık yapanlara yol yoktur. Onlara alem dolu azap vardır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah'tan korkmayan kafirdir. Rabbinden korkmayan kafirdir. Allah Azze ve Celle'nin azabından, gazabından korkmayan kafirdir. Ya Rabbim affeyle bizi, Ya Rabbim affeyle bizi. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. Cenab-ı Allah Azza ve Celle'hu Celle Şanuhu Hak Kur'an-ı Kerim'inde insanları imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sanıyorlar diyor. Enkabut suresi 2. ayetinde bizleri uyarmıyor mu Allah Azza ve Celle'hu? Bak, Allah Azza ve Celle'hu ne diyor? Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor? İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sanıyorlar? Enkabut suresi 2. ayetinde bizleri uyarıyor. İmtihanın şeklini ise tıpkı geçmiş ümmetleri bazen nimetlerle bazen de musibetlerle imtihana çektiğini de Araf suresi 168. ayetinde belirttiği gibi sizi bir imtihan olarak iyilikle de kötülükle de deneyeceğiz diyor. Allah Azze ve Celle'hu söylüyor, haber veriyor. Şu halde hepimiz dünya yolculuğumuzdayız. Az veya çok nimetlerle de külfetlerle de karşılaşacağız. Az veya çok nimetler ve külfetlerle de karşılaşacağız canlar. Bu yolculuğun sonunda felaha ulaşmamız, karşılaştığımız genişlik ve darlığın yürüyüşümüze engel olup olmamasıyla da ilgilidir. Sevgili canlar, sevgili Ravz Efendi dinleyicileri, her halükarda dik durup istikamet üzere yol almak ise ancak ve ancak imanla alakalıdır. Ama amel halinde tezahür eden kamil bir imanla mümkündür. İmanın hayat içindeki görünümüne de darlık zamanında ise sabır ve bolluk zamanında ise ne yapacağız? Şükredeceğiz değil mi? Şükredeceğiz. Her türlü sıkıntımıza da darlık anımızda da ferahlık anımızda da ne yapacağız? Rabbimize hep sabredeceğiz ve şükredeceğiz. Bakın sevgili Ravz Efem dinleyicileri, eshabıyla sukut halinde otururken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek simalarında bir tebessüm beliriverdi. Bakın, simasında bir tebessüm belirdi Allah Resulü'nün. Bir defasında sahabenin soran bakışlarını fark edince ne yaptı Allah Azze ve Celle'nin kulu ve Resulü? Şöyle buyurdu. Müminin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Müminin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır.
Üstelik bu başkasına değil, sadece mümine has bir durumdur. Ona memnun olacağı her iş, ne olursa olsun, hep şükredecek ve bu hayırdır diyecek. Hoşlanmadığı bir zarar gelse sabreder. Hoşlanmadığınız bir haller yaşarsanız sevgili dostlar, hep sabredeceksiniz. Bu da onun için hayır olur der. Sabır ve şükür müminin şiarı olan iki hal demektir. Bakın, sabır ve şükür müminin şiarı olan iki hal demektir. Yani hep şükredeceğiz, hep de zikredeceğiz. Peki canlar, peki dostlar, mümin sabır ve şükürle nasıl katlanacak? Hem sabra hem de şükre nasıl katlanacaktır? Bu mazhariyet neden sadece mümine özgüdür? Yükseklerde pervaz vurabilen cennete doğru uçabilmek için bu bir çift kanat neredeyse nasılsa çırpınacaktır. Unutma. Unutmayalım inşallah. Bakın, iman dil ile ikrardan sadece bir söylemden ibaret değildir. Yani dilinle ikrar etmekle alakalı değildir. Yani şudur, elhamdülillah ben Müslümanım diyoruz ya. Peki Müslüman gibi yaşıyor musun? Müslümanlar gibi davranıyor musun? Müslümanın nasıl davranacağı şekilde, tarif edildiği şekilde, tarifler edildiği şekilde Müslümanın yaşaması gereken haller vardır. O hal üzerine mi yaşıyorsun? Müslümanın davranması gerektiği haller vardır. O davranış biçimi içinde mi hareketlerimize dikkat ediyoruz veya etmiyoruz? Kılık kıyafetimize Müslümanın üstüne yakışır şekilde mi, yoksa yakışmayacak şekilde mi yaşıyoruz? Bakın canlar, yoksa batılıları mı örnek alıyoruz? Batılı demek yoksa batıl demek mi? Medeniyetten bahsedenler, medeniyeti nereden aldınız? Medine'den mi aldınız? Vardır öyle özgü duruşlar, vardır öyle özentili bakışlar. Saçı biçimsiz, elbisesi biçimsiz, kulağında 10 tane kadın gibi küpe. Bir eteklik giymedikleri kalır. Öyle rezil yürürler. Bakın, ne konuşuyorsak Allah için konuşuyoruz. Ne söylüyorsak Allah için söylüyoruz. Kimse alınmasın, kimse de darılmasın. Müslümanın bir duruşu olması lazımdır. Hem mümin hem de mümine için geçerlidir. Mümin erkeğin giyeceği kıyafetler bellidir. Davranış biçimleri bellidir. Toplum içindeki oturması kalkması, konuşma adabı bellidir. Canlar, oturmamıza, kalkmamıza, konuşmalarımıza, toplum içinde öyle her konuş dendiği gibi pervasızca konuşmayacaksın. Müslüman mağrurdur. Ama ne olacak? Nerede, nasıl hareket etmemizi bilmemiz lazım. Bakın, şu an düşünün, kapınızı çaldım, evinizdeyim. Gençlerle oturuyorum. Bugün gençlere has olsun mu? Gençlere has olsun mu inşallah? Hem genç kız kardeşlerimize, hem de genç delikanlılarımıza. Esasında nesil sizsiniz, biziz. İslam'ın sancaktarlığını sen taşıyacaksın gencim. İslam'ın sancaktarlığını sen yapacaksın delikanlı. Ablam benim, genç kız kardeşim benim. Zamanın Sümeyye'si olacaksın, Rümeysa'sı olacaksın, Zeynep'i olacaksın, Fatıma'sı olacaksın. Öncü olacaksın, en önde yürüyeceksin. Ama seni bilmem için, seni tanımam için, seni anlamam için Müslümanın giy dediği şekilde giyineceksin. Müslümanın yaşa dediği, Müslümanın yaşaması gerektiği gibi yaşamak zorundasın. Hazreti Ali Keremallahu Ece buyuruyor ya,
Namazla alakalı bir lafzası vardır. Ağırdır, çok ağırdır. Ahir zaman ümmeti kaldıramaz onu. Hani vardır ya, ben Müslümanım elhamdülillah, kalbim çok temiz. Kalbin temiz. Amenna ve sadakna, kalbin çok temiz. Çok safsın. Kimse için kötülük düşünmüyorsun. Kimsenin kalbinin kırılmasını istemiyorsun. Kimseyi incitmek istemiyorsun. Hoşgörülüsün. Tebessümlüsün. Allah'a kul değilsen, Resulüne ümmet değilsen, bu ahiret için örnek değildir. Kabirde bunlar sorulmayacak. Kalbin ne kadardır temiz? Kalbin ne kadar temizmiş senin? Namaz yok. Kalbin çok temiz. Oruç yok. Kalbin çok temiz. Allah'ın git dediği yoldan gitmek yok. E nasıl olacak delikanlı? Nasıl olacak genç kız kardeşim benim? Nasıl olacak? Kılık kıyafetlerimize şöyle dışarıya çıktığımız zaman bakıyoruz. Kılık kıyafetler rezil. Kılık kıyafetler rezil. Rezil ki ne rezil? Bilin, yarın kefen giyeceğiz. Kabirde rezil olmamak için. Yarın kefen giyeceksin, kefen. Kabirde rezil olma. Çıplak dolaşanlar, nasıl ölürseniz öyle haşrolacaksınız. Unutmayın. Unutmayın. Ölüm zor. Çok zor. Kolay değil o kadar. O kadar kolay değil. Filmlerde gördüğün gibi değil. Öyle insanlar vardır ki can çıkmaz, aylarca, senelerce can veremeyenler var. Senelerce, bakın. Ne olur dikkat edelim kendimize. Bazen söylüyorum, tebliğinin şartı budur, tebliğinin hakkı odur. Nasıl söylemedim diyeceksin huzur-u mahşerde. Nasıl anlatmadım diyeceksin. Rabbime hesap vereceksin. Rabbine hesap vereceksin. Allah Azze ve Celle'nin git dediği yoldan git diye uyardın mı dediği zaman, en azından ya Rabbim, Abdullah bin Cahş'in duası vardır ya, huzuruna öyle geleyim, bedenim parça parça olsun. Sen de bana soracaksın ya Rabbim, Abdullah diyeceksin, bedenini ne yaptın? Ben de diyeceğim ki ya Rabbim, bedenimi Uhud'un tozuna toprağına senin ve Resul'ün rızasına kattım. Uhud bana şahitlik etsin diye, bedenim bana şahitlik etsin diye, kanlı elbisem bana şehadet, şahitlik etsin diye onları şahit kılıyor. Biz de diyelim ki ya Rabbim, anlattık. Anlatabildiğimiz kadarınca söyledik, dilimizdeki lafzalar yetinceye kadar. Ama sen de diyeceksin ki ben de işittim, işittim diyeceksin. Kaçış yok, kaçış yok. Nereye kaçacağız? Hem nereye kaçacağımızı zannediyoruz. Takip eden Allah var, takip eden Allah var. Nereye kaçacaksın? Nereye saklanırsak saklanalım, nereye sıkışırsak sıkışalım, Azrail aleyhisselam gelip yakalayacak, ensemizdedir. Azrail aleyhisselam günde 70 kere askerleriyle beraber senin de omuzuna değiyor, benim de omuzuma değiyor. Şu an her neredeysen, hangi topluluk içerisindeysen, bil ki belki şu an Azrail aleyhisselam senin omuzuna değiyor, senin. Ola ki gelir yüzüne çarpar, defterin kapanır bu dünyada. İçecek su yok, bitti. Kalbi temizler. Kalbi temizler. Sürüşüm geldi, ölürüm taşına, adına senin. Aklıma sana yüz, sürüşüm geldi.
Hayatta ne edersek edelim kendimiz ederiz. Oturmamıza, kalkmamıza, konuşma adabımıza, toplum içindeki davranışlarımıza dikkat etmemiz lazım. Kadının erkek elbisesi giymemesi lazım. Erkeğin de kadın elbiseleri giymemesi lazım. Toplumda vardır hörgüç yaparlar. Deve sırtı gibi yapma. Hazreti Ayşe annemizin hayatına bir bak. Hazreti Zeynep annemizin bir hayatına bak. Kadınların şefaatçisi Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın bir yaşantısına bak. Kılık kıyafetimize önem verelim. Dikkat çekecek elbiseler giymeyelim. Pırıltılı elbiselerle sokağa çıkmayalım. Hazreti Fatıma-tü Zehra annemizin örtünüşünü bir tarif edeyim mi size? Hazreti Fatıma-tü Zehra annemizin, yani ablam, senin şefaatçin, senin, sana şefaat edecek kadınların şefaatçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biricik kızı, biricik kızı, onu gördü mü öyle sevinirdi ki, öyle sevinirdi ki, gel buraya derdi, babasının annesi gel, çok severdi. Biricik babasını hep giydirirdi, saçını tarardı, örerdi. Cuma vakitleri geldi mi babacım derdi, bugün beyaz mı giyeceksiniz yoksa yeşil mi giyeceksiniz? Önüne sererdi babasının. Babasının cübbesini tutardı, ellerini geçirirdi. Üstünü düzeltirdi, sakallarını tarardı. Kim bilir Allah Resulü ne kadar keyif ederdi onunla. Ne kadar keyif ederdi. O Fatıma-tü Zehra'dır. Kadınların şefaatçisidir o. Fatıma-tü Zehra annemiz hep siyah giyerdi. Siyah. Türbanını örttüğü zaman, hani vardır ya böyle tepeleri yüksek bir tuhaf şekiller vardır. Yeni moda olmuş. Moda, evet. Benim bildiğim moda Kadıköy'de bir ilçedir. Bir de vefa vardır. Vefasızlar için. Benim bildiğim Fatih'te bir vefa ilçesi vardır. Ama sadece ilçedir orası. Çünkü vefalar artık geride kaldı. Kıyamet ümmetiyiz çünkü. Fatıma-tü Zehra annemiz tesettürünü giydiği zaman iki parça halinde elbise giyermiş. İki parça. Üstündeki en son giydiği ama dört parça şeklinde giyermiş. Gerisini kitaptan alın bakın. Ben sadece en üst, yani dördüncü giydiği kıyafeti söylüyorum size. İki parça şeklinde siyah. Bugün ne derler? Ferace derler. Üstüne de uzuncana, çenesinin alt dudağından veya bazen de üst dudağının üstünden örterdi. Omuzlarından düşünün belimize kadar sarkan ikinci bir parçası vardır. İnşallah reklamlardan sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ezim aşık duyman şuk leberda. Hazreti
Fatıma-tu Zehra annemizin örtünüşü. Meden siyava sehizane. Reklamlardan önce ikinci örtüsü. Fatıma annemizin ikinci örtüsü. Bazen alt dudağının etrafından döndürür, bazen de üst dudağının üstünden çevirirdi. Bugün yok mu öyle örtünenler? İşte bilin ki o örtünenler bazen hakir görülürler, bazen hayıflanırlar, bazen de derler ki bu dönemde böyle mi kapanırlar? Bırak desinler. Kim ne derse desin, Allah bilsin yeter, Allah görsün yeter, Allah'ın rızası için örtün yeter. Öyle düşünenler, sen onları düşünme. Çok sıcakmış, sen boş ver, geç onları. Seni ilgilendirmez. Ne zaman öyle insanlar görürseniz, bilin ki Hazreti Fatıma annemizin örtünüşüdür. Hazreti Ayşe annemizin örtünüşüdür. Onlar öyle örtünürlerdi. Onlar öyle örtün dediği için örtünenlerdendi. İster ağır konuştun de, ister sert konuştun de, istersen de aldın bizi bizden de, istersen de benim yüreğim titredi de, ama ne dersen de, sakın şunu deme, bu zamanda da deme, deme. Bakın, tesettür ayeti var değil mi? Tesettür ayeti var değil mi? Tesettür ayeti ne için indi? Tesettür ayeti kimler için indirildi? Sanmayın tesettür ayeti. Kadınlara, erkeğin de tesettürü vardır. Erkeğin de tesettürü vardır. İslam dini edep üzerinedir. Edep üzerine inşa edilmiştir. Boşuna denmemiştir. Edep, haya, İmandandır. İçini sen doldur artık. Edep, haya, imandandır. Gerisini sen düşün artık. Kur'an-ı Kerim Azim-i Şerif'ten bir elif harfini inkar eden, Allah muhafaza, bütün Kur'an'ı inkar etmiştir. Gelmiş geçmiş bütün nebileri, bütün nebilerden bir tanesini inkar eden, Allah muhafaza, bütün nebileri inkar etmiş sayılır. Tesettür ayeti boşuna mı indi? Tesettür ayeti kullar için indirilmedi mi? Allah Azze ve Celle'hu emir vermedi mi? Allah Azze ve Celle'hu örtün demedi mi? Peki biz niye çıplak dolaşırız halen? Neden öyle dolaşırız? Ben Müslümanım demekle Müslüman olunmaz. Ben Müslümanım demekle Müslüman olunmaz. Müslüman olmak başka bir şeydir. Müslüman olmak başka bir şeydir. Allah Azze ve Celle'ye kul olmak bambaşka bir şeydir. Bambaşka bir şeydir. Rabbim ona şifalar versin. Kurban oluruz biz o kurbanların yoluna.
kurban oluruz o büyük velilerin yoluna. Mahmut Efendi Hazretlerinin sözüdür. Sürekli kullanırım. Rabbim ona şifalar versin. Rabbim ona şifalar versin. Rabbim o güzel kulunu onun sofilerine bağışlasın. Bizler esasında kardeşiz, din kardeşiyiz. Bizler aynı mumdan çıkan ışık gibiyiz. Köklerimiz birdir, sadece dallarımız farklıdır. Ama sevgimiz biridir, muhabbetimiz biridir, aşkımız biridir, sevdamız biridir, yolumuz biridir. Köklerimiz aynıdır, aynı. Sadece dallarımız farklıdır. Bütün veli kullarının ayakları altındadır bu kardeşinizin bedeni. Sultan Medet Yalav Sehizani. Hazreti Fatıma-tu Zehra annemizin üstünde en son giydiği ve dışarı çıktığı kıyafeti söyledik. Gerisinin içini sen doldur. Gerisinin içini sen düşün. Sen düşün. Kalpleri en iyi bilen Allah'tır. He, şöyle diyenler sakın ama sakın çıkmasın. Canım, kalpleri Allah bilir. Ben giyinmiyorum, örtünmüyorum ama sakın deme, sakın. Sakın deme. Sen işini yap. Her şeyi bilen Allah'tır. Her şeyi gören de Allah'tır. Kişi kendini kandırır. Kendisinin karşısındakini kandırır. Allah Azze ve Celle onu mu kandıracak? Yazık. Yazık. Bakın canlar. Hazreti Fatıma annemiz böyleydi. Peki Hasan ile Hüseyin, Allah Resulü'nün iki riheni, seyitlerdir onlar. Kurban o seyitlerin yoluna. Kurban o seyitlerin yoluna. Seyyidenel Hasan el Hüseyin, Seyyidenel. Allah Resulü'nün iki riheni, iki güllü, ilmin anahtarı ondadır dedi. Hazreti Ali Keremallahu Veçhe'nin iki yiğitiydi onlar. Gençler, delikanlılar, bakın Hasan ile Hüseyin nasıl giyinirlerdi. Eklemen Rabu. Berizade mühında buy Dıcılda gidek el buy Medet yağav sihizane Dıcılda Medet yağa o sehizaneyim. Hem bu dünyanın hem de öteki dünyanın sultanı, padişahı, iki cihan serveri, Seyyidene Hazreti Muhammed Aleyhisselatı ve Selam rihenlerini yanına çağırırdı. Onlar da koşardı, koşardı. Öyle bir sıçrarlardı ki
dedelerinin üstüne. Kurban o dedeye, kurban o dedenin yolunda gidenlere. Dedelerinin sakallarıyla oynarlardı, kulaklarını çekerlerdi, burunlarını çekerlerdi, üstüne çıkarlardı. Bildiğin bildiğin adeta birbirleriyle oynaşırlardı. Hasan ile Hüseyin dedeleri. Allah Resulü onların kulaklarını ısırırdı, burunlarını ısırırdı. Onlara hep güzel bakardı, çok düşünürdü. Medine geceleri soğuk olurdu. Mescid-i Saadet'e gitmeden Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın biricik kızının evine uğrardı. Geçerdi, torunlarının üstünü örterdi. Üşümesinler diye. Fatıma onları üşütme derdi. Onları üşütme. Medine geceleri serin olur derdi Fatıma. Hasan ile Hüseyin. Cennet gençliğidir onlar, cennet. Hazreti Seyyidene Hasan'ın azatlı kölesi eşi zehirledi. Elmas tozu içirdi. İç organlarını parçaladı. Şehit oldu. Kerbela, Kerbubela. Hazreti Hüseyin, Seyyidena Hüseyin, İmam Hüseyin, hitabeti güzel Hüseyin, karşısındakini bir anda etkileyen Hüseyin, celalli Hüseyin, şeylan bakışlı Hüseyin. Kerbela'da tırpanladılar, Ehl-i Beyt'i tırpanladılar. Onlar cennet gençliğidir, cennetin gençliğidir onlar. Allah Resulü Hasan ile Hüseyin'i yanına alırdı. Onların gömlekleri vardı böyle. Hani bugün ince dersin ya. Yazın Medine çok sıcak olurdu. İnce gömlek giydirirdi. Gömleğin üstüne güzel cübbelerini giydirirdi. Allah Resulü giydirirdi bazen onları. Güzel şalvarları vardı. Bugünün dedikleri sandalet vardı. Deri parçasından yapılmış. 3-5 deri üst üste geçmiş. Allah Resulü bazen onların sandaletlerini, ayakkabılarını bağlardı. Ellerinden tutardı, yürütürdü onları. Müslüman delikanlılar, genç delikanlılar. Bol giyinelim. Modaymış, boş ver. Boş ver. En büyük moda namazdır, namaz. En büyük moda tesettürüdür. Allah Azze ve Celle onun örtün dediği şekilde örtünmektir. Vardır sözler altı forma, üstü sorma. Tuhaf tuhaf, tuhaf tuhaf. İnsanlar acaba kendilerini o şekilde güzel mi zannediyorlar? Şu halde hepimiz dünya yolculuğumuzda değil miyiz? Hepimiz birer dünya yolculuğunda değil miyiz? Elbet o durak gelecek. Hepimiz ineceğiz. Az veya çok nimetlerle de külfetlerle de karşılaşacağız. Bu yolculuğumuzun sonunda, dünya yolculuğumuzun sonunda felaha ulaşmamız, karşılaşacağımız genişlik veya darlık yürüyüşümüze engel olup olmamasıyla ilgili değildir. Her halükarda sevgili dostlar, dik durup
istikamet üzerine yol almak için imanla ama amel halinde tezahür eden kamil bir imanla mümkündür. İman hayat içindeki görünümüne, darlık zamanında ise sabır, bolluk zamanında ise şükürdür. Müminlere mahsus iki hal oldu. Yahut sabır ile şükrün imanın varlığına delil teşkil ettiğini ifade ediyordur. İbn Mesud radıyallahu anh. Sevgili dostlar, sevgili can kardeşlerimiz, Allah Azze ve Celle'nin rızası doğrultusunda yaşayalım. Allah Azze ve Celle'nin git dediği yoldan gidelim. Gitme dediği yolları da sapmayalım, terk edelim oraları. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da ümmet olalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da ümmet olalım. Yakışır bir ümmet olalım. Yakışır ümmet olalım. Allah Azze ve Celle'ne kul olalım. Habibim dedi, sevgilim dedi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da ümmet olalım inşallah.